Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Fatih Davulcu YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlere neydane işkembe çorbası yapacağız. Nasip olursa. Salih de burada. Salih buraya gel. Buraya gel gel. Hemen videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Ne yiyorsun lan? Bisküvi mi yiyorsun? He? Salih bisküvi yiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu sabah sizlere İşkembe çorbası yapacağız. Ne Salih? İşkembelerimi haşladım, kaynattım. Suyundan aldım kevure. Kimisi sever, kimisi sevmez. Ben de bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Tabii ki yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşkembe çorbası ben de yerim. Hasta olduğu zaman da o paça mıydı hasta olunca ne? He. Evet. Boğazlarım şişti bir kere. Yahut beni hastamında götürdü arkadaşlar. İşkembe içtim diyelim arkadaşlar. Evet. Hani İşkembe çorbası içtim. Şimdi ben bunu... Nereye gideceğiz biz? Neyi Salih? Nereye gideceğiz? Ne oluyor? Dur işkembe çorbasını yapalım Salih. Şimdi 4-5 kaşık un buna. Yoğurtla çırpacağım Fatih. Ben bunu şişirdim gideceğiz diye buraya. Tamam Salih çorba yapalım dur. Çorba zararlı bir çorba değil orada. Ne bu? Doldur doldur iç. Arka çorba. Hadi. Ne bu çorba? İşkembe çorbası Salih. Bir tasta yoğurt koyuyorum bak bu kadar şeye. Bir tas, bir kase. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bundan bunu un, yoğurt. Bundan bunu böyle çırpacağım. Sonra da sarımsağı döküp içine katacağım. Tabii kendi sarımsağımızdan ürettiğimiz tarlamızdan gelen bildiğiniz gibi işte takipçilerimize biliyor sarımsaklarımızı. Sarımsakları biliyor. Artık zamanı geldi onların da nasip olursa. Şu yumru işte dişlerden 4-5 baş. Rutubetsiz yerde kalırsa sarımsak buz gibi duruyor. Buz gibi duruyor işte. Salih sen de sarımsağı dövse. Yok ya ben. Şunu dövse Salih. Yok. Salih. Rende de vardı sarımsak. Salih aşçılık işinden bilmez hani. O koyun kuzu işini bilir. Sarımsağı dövüşü. Alıp satarım, alıp satarım. Gel buraya gel gel. Sat bakalım Salih. Benim işim belli olmaz diye. Salih artık kameralara bayağı alıştı arkadaşlar. Sohbet ediveriyor bize. Takipçilerimiz de Salih'in sohbet etmesini çok isteyeler. Şöyle bir tas tuttu koyacağım. Su, un, yoğurt karıştırıp bu şekilde. İşte ayarında onun ne cıvık ne de koyu orada çorba. Ne asatıyorsun gidel ha? Üstüne de yağını, sosunu. Satıyor, onu geçiyor. Ben beni suda bir kere pişirdim, kaynattım. Onu bunu arkadaşlar şeyden almıştık. Pazardan, marketten aldık. Temizlenmiş yani işkembe. Tertemiz. Ve haşlamış şimdi, anam. Sen bir kaşık koysana bakalım. Al anam. Kaşık. Yıkadım. Salih işkembe hakkında ne düşünüyorsun? Bir fikrin var mı? Salih sever. Salih hiç yemek seçmez arkadaşlar. Biz hiç öyle alışmamışızdı. Yemek seçme şeyimiz yoktu. Yakup olsun, ben olayım, Salih olsun. Hiç ay yemek... Ben yukarı gidiyorduk ya. Ne oldu motoruna, traktoruna? Ben bu koşukta. Eğer şişirdik ya, nereye gidiyorduk ya? Ne Salih? Hani yukarı gidiyorduk ya, gezmeye. Bakmaya gidiyorduk. Her şeyin ben... sırası var Salih, yavaş şimdi yavaş. Böyle. Yavaş yavaş da ne zaman gideceğiz? Bugün nevası gitmiyor, sarımsak geleceğiz bari. Salih biraz gitmiyor. Sonra sarımsak kapatmaya başlayacağız. Bir tur atar geliriz ya. Öyle doğru. Evet, sarımsak dövecinde şu anda. Kırı duvar bir tur atardım. Ha Salih. Rendem de vardı ama sarımsak çekmeye evet, neyse. Kırı duvar bir tur atar geliriz. Hava iyi. Hava iyi bu. Bir tur atar geliriz. Dövelim. Bir tur atar geliriz kırı duvar. Hava iyi diyorsun. Seyis'e bakma gidiyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Seyis de seyis. Arkadaşlar hastamın bir işlerim vardı. Seyiste Berat da emmi dedi beni biraz gez dedi. Berat'ın şeye kaleye çıkmıştık. Orada da böyle küçük ahşap şeyler satıyordu böyle. Küçük mutfak malzemeleri falan. Ben de anama gelirken bunu aldım. Seyiste seyis. Bir tane de önlüğü aldık mutfak önlüğü. Sağ ol. Seyiste seyis. Ben ufak bir şeyden mutlu olurum oğlum. Öyle. Seyis. Geçen de Berat 10 milyona bir yüzük alıverdi. Onca adam. Aynen altın yüzük gibi. Gel be. Berat film ya marketten bir de
çay tepsisi almaydı babaannesine. Attım barbağımda sanki hani yerinden bir altın gibi bölgeye çıkardım attım bu eser. Karışım benim. Ne Salih? Karışım benim. Şey iste şey iş lan gideceğiz ama bir türlü gidemedim. Gel gel dedim, ben bakarım. Allah'ım, bak bakalım. Ya, yavrum ağlıyor uşak gibi. Diye uşak gibi ağlıyor. Çocuk aynı ya. Salih, sarımsağı düşünelim oğlum. Sarımsağı bırak şimdi, sarımsağı girmeden alıp da gelmez de. Bu ne varsa yıllarına bağlamam olayım. İyi de niye sebep sebep? Yanın başını ağlıyor ya o da. Koyunlanan duruyor Salih. Yok, koyunlanan durmuyor, uşak gibi ağlıyor. Koyunun başını bekliyor. Gelecekler aşağıdan. Ha Salih, o zaten koyunların üstünde tek başına duruyordu oğlum. Yok, o zaman... Ulan Salih. Seyis de seyis, seyis de seyis. Lan arkadaş bir şey çalacağız, seyis de seyis diyor. Salih. Ramlon tekerini bile şişirtmiş ya küçük Ramlon. Herkes, erkenden gideceğiz diye Ramlon tekerini şişirtmiş. Çeşit çeşit herkes yapabilir. Hani herkesin bir... Ne yani ha, işkembe çorbasını mı? Biz sarımsak kattık arkadaşlar. Yoğurt, un. Bak şu anda karıştır yanım. Ama lezzet dolu gerçekten de. İşkembesini de burada... Önce kaynattım. Haşladık. Bu hazır aldım ben bunu. Kendi işkembem değil. Şey diyorum. Kaynattım. Suyunun içinden aldım kevgüre. Tekrar yeni bir su koydum. Tekerini şişirdim lan. Mumduru ye teker. Tamam Asali. Seyis de seyis. La ilahe illallah. Allah'ım sen sabır. Oğlan da bir haber vermedi. Bak sen akşamdan beri. Arkadaşlar Salih ne diye biliyor musun? Valla videoda diye bağırdım diye Emre beni duydu mu ki diye ki. Hı? Anne. Meşke duymamış ya daha bakmamıştı. Dur. Daha bakmamıştı. Baksaydı telefona derdi bize hala oğlum derdi. Seyis de seyis, seyis de seyis. Valla Salih senin derdin ayrı, benimki ayrı oğlum. Ya tekeri şüşüdüm lan bu tekeri kusurlar. Bu akşamdan ona göre gider mi dedim ama. Ya bir telefon gelmedi. Ben şimdi sarımsağı düşünüyorum. Salih biz şimdi sarımsak işlerimiz var bak. Koparacağız. Seyis de seyis, seyis de seyis. Sen de takmışsın kafaya bu seyis seyis seyis. Bu nedir oğlum? Oldu olacak bir hayvanat bahçesi belki kurla. Yok oğlum ben bari. Kulaklarını yirin sen bak bak kaçıya bak. Bir levha yaptıralım. Salih'in çiftliğine hoş geldiniz. Boş, hayvanat bahçesine. Bırak, boş, bırak. Kuzuları var. Hayır, bırak, boş, bırak. Bırak, boş. Dur. Bırak, boş. Bismillahirrahmanirrahim. Bereket içinde. İşkembe çorbasını ben severim. İçti mi işkembe çorbası? Hayır, bir şey çek Salih. Oho, bir şey birazdan Salih. Oho, çok daha var. İşkembeleri çarşıdan aldık. Onları kaynattım. Kevgür aldım suyundan. Sonra tekrar buraya. Yıkadım. En son tereyağı mı atacağım üstüne? Sos yapacağım üstüne öyle dökeceğim. Tamam. Çünkü bunu karıştıracağız. Geçenki arkadaşlar... Yoğurtları hani kesilmesin. Geçenki o yoğurt. Pirinç falan kattığı çorba da çok güzel oldu. Un çorbası mesela. Birkaç videolarda abi. İzlediniz işte. Onlar gerçekten de lezzeti çok güzeldi. Şimdi karıştıracağım ki ben hani yoğurt kesilmesin içinde. Soğuk kış günlerinde evinizde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kış çorbası bu. Yani. Kışın da yenir, yazın da yenir oğlum. Çarşıya gidince hep lokantalarda işkembe çorbası. Tabii canım. Ya ne bileyim şimdi herkes sarımsaklı yiyeyim yani onun için diyorum. Pişmiş içinde bir şey olmaz. Kokusu kayboluyor evet. Hani pişince Fatih. Ama çok faydalı. Tabii. Aslında sarımsağı her yemeğin içinde... Ya takipçilerimiz biz, değil ya. Biz her yemeğin içinde çoğu yani takipçilerimiz yiyoruz diye. Birine katmıyoruz. Diye, doğru doğru. Dediler bana. Fatih siz hiç sarımsak fazla katarken göremiyoruz diye dediler yani. Hava ne kadar güneşli. Artık... Tarla işleri başlıyor arkadaşlar. Bir serüven daha başlıyor. Sarımsak serüveni kopartacağız. İlkbahar geldi. Geliyor yavaş yavaş. Allah'ım bir yazın. İnşallah ikisini bir arada götürebiliriz. Hayvanlarından sarımsak şimdilik hani tarlaya sulamaya gideceğiz. Sulama işleri olacak. Hadi. Birimiz gidince birimiz mecbur onlara bakacağız. Tabii. Ya bakıp gideriz tarlaya işte bir şeyle
Öyle idare edip gideriz. Çorbamız da pişmek üzere. Bizim arkadaşlar işte takipçilerimiz bizi tanıdığı için ben hani şimdi yemek programları gibi ne bileyim sadece çorba üzerinde sohbet etmiyoruz. Günlük neymiş yaşantımız o şekilde değil sohbet mi? Ediyoruz. Hani ne iş yapacağız ne yapacağız. Onu illa sürekli ben yemek başlayayım. Yok yani şimdi hani tarifini vermeye çalışıyorum başlarken de. O şekilde enine boyuna yapamıyoruz işte yani. Hani şu kadar katıyorum bu kadar milim milimine. Anam geçen de pirinç pilavını anlatıyor. Ben diyor öyle pişiriyorum diyor. Elim... Vallahi Fatih. Hiç böyle tasımış, bardakmış hiç ölçme. Tavama göre bakarım göz kararı. O attığım gibi ona tutar. Hiç. Hem de yağda da karsalamam ben pirinci. Çünkü yağda fazla karsalayınca o şey yapıyor yani. Kurulmuş gibi mi oluyor yani? Kolesterolü olanı daha fazla vuruyor kafasına. Yağda öyle kavruluyor ya. Onun için ben eskiden yaptığımız gibi suda yaparım. O da güzel olur. Hani herkesin bir fikri vardı. Tam canım her köyün bir yoğurt yemesi varmış hesabı. Herkesin her kararına saygı duyacağım. Tabii herkesin ki, tabii ki. Bildiği, yaptığı. İşkembeyi önce haşladığı için anam çabuk pişerdi arkadaşlar. İşkembeyi önceden pişti. Suyun içinden süzdüm, aldım. Tabii suyunda da yapan olur, süzen de olur. Olay orayı ben hani kimsenin bir şey diyemem. Arkadaşlar videolarımda takipçilerim hep diye Fatih bir saatini ayarlayabilsen video atma saatini. Gerçekten de öyle haklısınız. Köyde internet sıkıntısı var. Bilemiyorum yani hangi saatte yükleyecek. Mesela çok uzun zaman gerekiyor. 8-9 saat rahat bir gerekiyor yani yüklemesi için. İnternet yavaş ilerliyor. O yüzden akşam 8 gibi yani 7.30-8 arası gibi öyle belki ayarlama yapalım. Hani ona denk götürelim o şekilde. Biz diyelim trafik doluyoruz mesela hadi. Aslanı. Tabii işte çalışıyor. Er geliyor, geç geliyor. Tabii. O 7.30-8 arasında onu ayarlamaya çalışacağım. Şunlarda. Mesajlarınızı, yorumlarınızı görüyorum hepsini. Ya elimden gelse hepsine tek tek cevap vermek istiyorum gerçekten de. Yani boş zamanı olunca yine oturup hep onları... birbirinden çok güzel mesajlar, yorumlar yani görüyorum orada. Sağ olun, var olun. Suyunu da köpeğime yala diyeceksin yani. Boşuna atmıyor. İşkembenin suyunu mu? Genellikle arkadaşlar hafta sonları videolarımıza ağırlık veriyorum. Yakup, Berat falan da geliyor o zamanlar işte. Havalar ısınınca küçükler de gelecek. Hasan, Fatıma falan. İnşallah. O yüzden toplu oluyoruz, kalabalık oluyoruz. Ne bileyim yani daha iyi oluyor sohbet, muhabbet. Moralimiz düzeliyor. Biraz neşeleniyoruz. Yani az çok hepimiz bir arada video çekmeye çalışıyoruz işte arkadaşlar. Çorbamız pişince işkembe çorbamızı aldım az az öyle. Salih'le anam üçümüz beraber oturup yiyeceğiz çorbamızı. Zaman az bir su akıtabilirsiniz. Kısıverdim. O kısık ateşte öyle. Bu şekilde bir şey kaynasın. Tamam hadi. Herkesin yaptığı bir çorba. Tabii canım. Takipçilerimiz de evlerinde yaparlar hep. Biz de sizlerle hani herkesin bir tarifi var. Onu da ben bilmiyorum. Hani benim tarifim. Paylaşmaya çalışıyoruz videolarımızı arkadaşlar. Hani tabii ki herkesin kaymadıkça koyulabiliyor. Herkesin bir değişik yapma şekli vardır. Evet. Arkadaşlar sıra geldi. Şimdi tereyağını
Çorbamızın tereyağını döküp sosunu yapacağım. Mesela tavada yiyken, ha sos derken onu. Bak şimdi şu biber salçası, pul biber, karabiber. Buradan şimdi herkesin tabağına koyarken öyle üzerine de katabilirsin, tencereye de katabilirsin. Aynı lokantalardaki gibi. Ha, lokantalar gibi. Bir kaşık dolusu biber salçası koydum. Biber salçası arkadaşlar. Pul biber de kattım, karabiber içine. Gerçekten de süper oldu yani. İstediği gibi öyle yiyebiliyor. Arkadaşlar işkembe çorbası da mis gibi oldu. Sabah işlerimizi hallettikten sonra başladık şu anda. Sabah hayvanlarımızı falan doyurduk. Onları şimdi hallettik. Yiyeceğiz. Ondan sonra sarımsak mı takmaya başladık. Ondan sonra öğlen işlerimiz başlıyor artık. Sarımsak, şimdi ben bunun üstüne az bir şey katacağım da yine tavada sosum duracak. Hani isteyen evet. Öyle de katabilir, öyle de katabilir. Tamam. Ne edelim işte, gönül her şey istiyor. Salih işkembe çorbasını yiyecek şimdi, bakalım beğenecek mi? Ben bunun altını kapalıyım. Pişti. Çorbamız tamam arkadaşlar. Pişti. Bak şimdi. Artık. Çorbam hazır. Sos da oldu. Her şey yenir oğlum. Gönlüm rahat olsun. Her şey yenir. Evet. İşkembe çorbamız hazır. Şimdi tamam. Buna az bir şey katacağım. Ben üstünde hazır. Öyle dursun. Şimdi burada dursun. Tamam. Şimdi. Buyurun sofraya arkadaşlar. Şimdi bu da çorbamız işte. Üstüne de karabiber atıp yiyebilirsin. Tamam. Yemeğe hazır. Tamam ana. Eline sağlık. Az da biberini şöyle. Hadi herkese afiyet olsun. Fotoğrafını aldım. Herkes de yapabilir. Seven. Hani seven var, sevmeyen var. Onu herkese bilemez hani. İsteyen. Eline sağlık ana. Sosum da burada dursun. Çorbamızı yanında da bir salata yaparız. Bir şey daha yaparız. İşimize bakarız ondan sonra. Arkadaşlar bakıyorum, kontrol ediyorum şeye. Kameramıza. Salih kadayıf tatlısıyla. Duydum. Arkadaşlar geçen de fıstıklı kadayıf yaptı adam. Onu da video çektik işte. Yayınlayacağız nasip olsa. Çorbamız tamam. Anamın eline sağlık gerçekten de. İçinde fıstıklı iyi oluyor. Süper ağzına geliyor basan. Kadayıf içine Salih. Olmuş mu? Güzel ya. Bir gün beklerse yapınca çok daha iyi oluyor. Olgunlaşıyor böyle. Dinlenmesi lazım değil mi? Tabii. Yemek bile pişince ağzını kapatacak. Öyle dinlenecek orada. Güzel mi orada? Var yine. Dur ya, elim bırak. Efe olmuş daha dayı.
Bir tek daha isali. Islak yine falan isali. İçinde fıstıkla mis gibi kokuyor. Ha, fıstıkla var içinde. Yiyor mu? Aynen. Benim dışarıda işimi gören olsun, ben evde her şeyi yaparım Fatih. Şimdi sarımsağı kopartıp yerine toprağa yerleştireceğiz onu. Evet. Çünkü zamanı geliyor. Hani geçen sene hayva tatlısı yaptık da. Çok güzel olmuş kız. Muaz derdi bana o. Neler yaptık? Neler? Gidin mi oğlum? Bilmiyorum. Gidin. Salih çabucak yürü kalkar. Çay içersen. Yok ya. Çay içersen iç Salih. Salih'in çay saati ne geçmiş? Demedim ki. Çayımız hazır Salih. Ama çayımız da. Ulan Salih. Sabah sabah ne ada kafaya taktıysa köpek boşanmış diye. Dur kameraya bakmayın diye. Bak 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 bak. Al da gel bana bardak ulan. Sen şimdi koyunları mı salacaksın? Hı? Çağırın belki ne yapayım. Ne etmeyi düşünüyorsun? Biraz neyi gezdi, havalansın da Salih. Hava güzel. Ay, neyi netmeyi? He? Huzur var diyor. Gelince de ot veriver şu oğlanı. Bana küçük sarımsağı yardım et. He? İşlerimiz var ya. Ben de galik. Hayvanlarımızın öğlen zahrasını hazırlayacağım arkadaşlar. Öğlen sularını sulayacağız işte. Hadi. Yemlerini vereceğiz. Akşamın hazırlığını böyle yapacağız. Salınca girmeyelim güneşli havada. Hadi gezmek isteyelim. Salarım biraz gezsin de o zaman güneşte ya. Hı? Gelince yulaf veriyorum. Gezsin de oynasın da. Hadi bak. Buyur. Ne Salih? Hadi bak. Salih gayrı tamam diye arkadaşlar. Salih orada görünüyor mu bilmiyorum, bakayım diyorsun. Görünmüyor. Artık çorbamız gerçekten de süper olmuş. Anamın eline sağlık. Çorbamızı yedik arkadaşlar. Ha, Salih görünüyor oradan. Orada Salih. Allah'a emanet olun. Soframızı kaldıralım, biz de işimize bakalım. Herkese selam olsun. Hepinize kucak dolusu selam olsun. Bir tane ablanım vardı, hiç onların sesini böyle duyamadım. İsviçre'de hasta falan mı oldu? Vallahi hanım, bazen oluyor yani insan. Selam olsun ama eğer hastaysa da acil şifa dilerim. Buradan hepinize kucak dolusu selam olsun arkadaşlar. Fatih Davulcu YouTube kanalına abone olmayı, bizlere beğen atmayı unutmayın diyoruz. Başka bir videoda herkese selam görüşmek olsun dileğiyle. Bütün yurt dışında, yurt içinde kim olursa olsun. Hepsine sesimizi ulaştırın. Sabah işte hayvanlarımızı doyurduk, geldik. Kusura bakmasınlar. Sonra da anamına çorbamızı hazırladık ve şimdi tekrar yine öğlen işlerimizin başına tekrar gidiyoruz yine. Nerede memleketimizin nerede olursa olsun. Hepsine kucak dolusu selam olsun. Sesimizin ulaştığı her yer arkadaşlar. Hoşça kalın. Derdi, o özlem çekenlere herkese tamam selam olsun. Salih el salla. Lastiğinle oynuyor Salih. Hoşça kalın arkadaşlar.